Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kabak tatlısı yapacağım. Ben kabaklarımı aldım, yıkadım güzelce. Şu şekilde parçalara ayırıyorum. Bu şekilde ya da daha küçük de yapabilirsiniz, nasıl arzu ederseniz. Çok büyük olsun istemiyorum. Bu şekilde ideal diye düşünüyorum. Evet, kabaklarımı parçalara ayırdıktan daha sonra tenceremi alıyorum. Ben 2 kilo kabak almıştım arkadaşlar. Tencerem almadı. Diğer tencereyi alacağım. Benim oğlum çok seviyor kabak tatlısını. Kabakları iş yerinde bir ablamızdan aldık biz. Ben de ilk defa yapıyorum abladan aldığım kabaklarla. Tadı nasıl olacak ben de merak ediyorum açıkçası. Benim 2 kilo aldığım kabaktan 2 tencere tatlı çıkacak diye tahmin ediyorum. Evet, bu şekilde şekere yatıracağım şimdi bunu. Evet, ben 1 su bardağı 200 milimlik bir de çeyrek koyuyorum. Bunu 24 saat arkadaşlar şekerde bekleteceğim. İyice sulanması için. Bunu fırında da yapabilirsiniz ama benim oğlum fırında sevmediği için ben mecburen ocakta yapıyorum. Aynı uygulamayı fırın içinde geçerli uygulayabilirsiniz. Evet, bunu bu şekilde 24 saat bekleteceğim. Evet arkadaşlar, benim kabağım 24 saat beklettim ben bunu şekerin içinde. Şimdi altını açıyorum. Kaynayıncaya kadar hızlı ateşte yapacağım. Daha sonra altını kısıp 30 dakika kadar falan kaynatacağım. Tabii bu kabağına göre değişiyor. Aralıklı kontrollerini yapacağız. Evet arkadaşlar, tatlım kaynamaya başladı ve bunun altını kısıyorum. Söylediğim gibi ben 2 tencere yapmıştım. Diğeri de burada. Benim oğlum çok seviyor. Bu şekilde altını kıstım. Ara ara çevirerek bunları kontrollü pişireceğim. Evet, şöyle bir çeviriyorum arkadaşlar. Alt üst yapıyorum. Kabaklarımız olmuş arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Servis tabağıma alacağım. Evet, şimdi kabaklarımı tepsiye alıyorum. Daha sonra isterseniz kabağın dibinde kalan şerbeti kaynatıp biraz daha kıvamını koyulaştırdıktan sonra tekrar üzerine ilave edebilirsiniz. Evet,
Tatlılarımı, borcamımı aldım. Şimdi biraz soğumasını bekliyorum. Daha sonra servis tabağımı alacağım. Tatlım biraz soğudu. Ben aslında servis tabağını alacağımı söylemiştim ama arkadaşlar bu şekilde. Bırakmaya karar verdim. Evet, şimdi üzerine biraz ceviz bırakacağım. Hepsine koymayacağım. Cevizli benimkiler çok sevmiyor. Siz isterseniz üzerine Hindistan cevizi de ilave edebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olup zil sesini açarsanız çok sevinirim. Ben bu kadarına ceviz koyacağım. Diğerine koymayacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.